Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İsterseniz abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Dunkin Day arkadaşlar, Tera Klasik geliştiricilerinden bir tanesi. Aslında oldukça da tanınan bir isim. Geçmişte bir takım öneriler de vererek hatta e, luncun yön yukarı gitmesine e, sebebiyet veren isimlerden bir tanesidir. İşte Zaradar, Edward, Kim Rexiz gibi isimlerin yanı sıra o da oldukça tanınan bir isimdir arkadaşlar. Duncan Day kendisi yaptığı bir açıklamada e, garantinin aptallık olduğunu söylüyor ve e, lunge yatırımı yapmayı da burada övüyor. Şimdi bak, e, şunu söyleyeyim arkadaşlar bir kere. Bu arada bu videoda teknik boyutta inceleme de olacak. Genel olarak e, böyle, burada ekibin yaptığı hareketleri yorumları şöyle bir değerlendireceğiz. Şimdi bu tarz yorumlar çok yanlış. İşte garanti aptallıktır falan. E ne yapalım? Bitcoin'e yatırım yapmayın. Niye? Garanti aptallıktır. Lunge yatırım yapın. Şimdi neyin ne olduğunu bilmek lazım arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Risk ödül paritesi diye bir şey var. Ben o kadar büyük bir şekilde konuşmayacağım aptallıktır falan diye ama ne yanlıştır biliyor musunuz? Mesela yüksek miktarda lunge alıp 1 doları hedeflemek yanlıştır. Niye biliyor musunuz çünkü büyük ihtimalle olmayacak Ma üzgünüm bak üzgünüm yani bunu e, belki bunu hedefliyordunuz falan ama bu olmayacaktır arkadaşlar yani bu mantıklı bir e, hesap değil mantıklı bir hesap değil bu anlatabiliyor muyum niye değil hep aynı örneği veriyorum yani e, diyorsunuz ki ben btc tutuyorum elimde bak bitcoin'den örnek vereceğim bunun 100 milyon dolar olunca satarım. Ya Allah aşkına 100 milyon dolar olmazsa satmayacak mısın? Neyi bekliyorsun? Yani mesela 10 milyon dolarda seni tutan ne? Ya da 1 milyon dolarda seni tutan ne? Anlatabiliyor muyum? 100 milyon dolar olacağını sana garantisini kim verdi? Lüncün 1 dolar olacağının garantisini sana kim verdi? Mesela bak soru. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla e, garanti aptallık değildir arkadaşlar. Kontrollü risk almak gerekir her zaman. Lunch ben hep söylüyorum yani yükseliş meyilli bir coin'dir ama ekibin bazen öyle saçma yorumları oluyor ki bunlara gerçekten gördüğüm zaman sinirleniyorum yani ciddi anlamda. Diyor ki garanti aptallıktır Lunch'a yatırım yapın. Ben Lunch'a yani yatırım yapıp neyi bekleyeceğim anlatabiliyor muyum? Lunch yatırımı yapılır mı? Yapılır. Nasıl yapılır? Bak hep söylüyorum şu anki fiyatlar çok düşük. Bu fiyatlar almak için çok iyi. Yani şu anki fiyatlar gerçekten çok iyi arkadaşlar. Yarın öbür gün piyasa döner. Piyasa dönerse katalizör çok. Ekip bunun altını destekler. Lunç çok ciddi yükselir Lunç. Anlatabiliyor muyum? Ama bu boğa sezonu için geçerli. Ben boğa genelinde lünçte büyük yükselişler bekliyorum. Ama boğanın ilerisini göremiyoruz şu an. Öyle bir bir ufkun ilerisini göremiyoruz. 2025'te luncuda ne olacağını bilmiyoruz bilemeyiz dolayısıyla burada ayı boğa döngüsüne sadık kalmak gerekir yatırım stratejisini belirlerken 2027'de satarım kolay gelsin bakalım ne olacak yazımı turam her neyse durum böyle bir diğeri burada zaradarın yaptığı bir açıklama var arkadaşlar ve kendisi luncun büyük oranda balinalar tarafından yönlendirildiğini açıklıyor bu şekilde bir açıklama yapıyor. Diyor ki özellikle Genesis'te Lunca çok ciddi yatırım yapan balinalar şu anda Lunca üzerindeki e, aktivasyonu genel olarak sağlıyor. Yani büyük ölçüde hareketleri bunların yön verdiğini ifade ediyor. E, ki bu çok doğru arkadaşlar. Bu çok doğru bir durum. Şimdi büyük alımlar geldi. E, bu alımlar devamında tabii ki Lunca üzerindeki hareketleri şişirdi. Uzun vadede eşit dağılım her zaman esastır. Size şunu hatırlatmak istiyorum şu anda bak. Lunch fiyatları sürekli düşmeye devam ediyor ama aktif cüzdan adresleri sayısında çok keskin bir şekilde artış olduğu gibi çöküşten sonra %33 olan en büyük 100 balina'nın oranı 38'lere kadar yükselmiş. Yani şunu şu anda bilmek lazım. Luncu balinalar dip fiyatlardan delicesine topluyorlar tamam mı? Bu yarın öbür gün içsel bir şekilde piyasa yön yukarı gittiğinde Luncun gerçekten çok sert yukarı hareketler yapabileceğini içsel anlamda gösterirken arkadaşlar. Aynı zamanda daha bunun katalizör evresi var. Yani Rex'in 1 dolar yakım önerisi devamında yine aynı şekilde bakınız. İşte yapay zekalar vesaire 2023'ün yol haritası, 15'indeki e, Teraport'un açılışı gibi 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 daha çok fazla faktör var. Bunları da hesaba kattığımızda luncun çok sert geri dönüşleri olabilir. E, bunu unutmamak lazım arkadaşlar. Bir diğeri tabii ki biliyorsunuz e, ayın 15'inde Teraport ortaya çıkıyor. Daha doğrusu Teraport var ama ayın 15'inde tam faaliyete geçiyor ve yakımlara başlayacak %27 oranında gelirlerden otomatik lunge yakımı gerçekleştireceği gibi 22'lik %22'lik bir gelirle de otomatik tera yakımı gerçekleştirecek ve üzerindeki pariteler açılacak. Aynı zamanda 2023'ün şu anda yol haritası bekleniyor. Bunun içerisinde yapay zekaların da olacağı şimdiden biliniyor arkadaşlar. Yani Yapay zekalara giriş yapacaklar. Nasıl yapacaklarını bilmiyoruz bak. Yani bir laboratuvar kurup e, proje buna dahil mi oldu, yoksa bir yapay zeka e, projesiyle işbirliğine mi gidildi? Bunu bilmiyoruz. Ama sadece yapay zekalara Tera Klasik'in, gireceğini biliyoruz. Bu da 2023'ün yol haritasına e, dahil olan paketin içerisinde bulunuyor. Bunu henüz açıklamadılar. Ayın 15'inde açıklanma ihtimalini yüksek olarak görüyorum ki fiyatı yukarı ateşleyecek olaylardan bir tanesi çünkü. Biliyorsunuz ayın 15'i ve Nisan başı olarak ayrılmış iki farklı furya var şu anda piyasa içerisinde. Piyasanın toplu halli yukarı gidişatı ve boğa beklentisi üzere altcoin'lerin toplu hareket ettiğine dair gün içinde de bir video attık. Terra Classic ekibi de şu anda resmen buna hazırlanıyor arkadaşlar. Uzun lafın kısası bunun için ya ayın 15'i ya da martın sonu nisanın başını seçerek hareket edeceklerdir unutmamak lazım. Şimdi e, lunch fiyatlarını takip ettiğimiz zaman ne var? Sürekli anlamda düşmeye devam ediyor. Bitcoin yükselirken de hafif bunu e, sabitlemek suretiyle devam ediyor. Şimdi bir kere BTC tarafında bir sert dump gelmezse Lunch büyük ihtimalle bu saatten sonra dip buldu ve 12'lerden düşmeyecektir. Şu anki fiyatlardan alım çok mantıklı olacağı gibi olası durumda 11,5'lara çekilirse bu da bir BTC düşüşünden tetiklenir. Yine bir alım fırsatı verecektir arkadaşlar. Bu ancak BTC'nin yeniden 197 dampından geçer ki şu anda enflasyon verisine kadar beklenmiyor. 102'lere kadar Luncun test etme ihtimali bulunu, bulunabilir. Bu da çok yüklü bir alım fırsatı oluşturacaktır. Dolayısıyla bu seviyeler takip edilmeli ve ayın 14'ündeki enflasyon verisi beklenmelidir. Lunc şu an altcoinlerin klasiği klişesi olan saatlikteki hareketli ortalama 12 birlere tutunduktan sonra üzerinde akümülatif hareket edip yatay bir şekilde seyretmeye müsait. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.